Bizim akşam Kamuran hocamıza söz vermiştik. Onun balkonunda çay içecektik. Şimdi onu ziyarete geldik. Çayımızı içelim. Tekrardan dalaşmaya devam ederiz. Evet, 45'lik gecemizde Kamuran hocamız çok güzel bir şiir okumuştu. Evet. Ve kendisini biz zorla davet ettirdik aslında kendimizi. Evet, mesaj gönderdik. Evet, burada bulunmaktan büyük keyif alacağız. Sayın hocam sizi kırmadı. Evet. Aynen, bu mesajı geldi. Ha evet, Neva telefon etti bana. Vallahi. Dedi böyle Kamuran. Dedim saat 10'a geliyor, üstümü falan değişmem de vakit alacak. Sonra baktım sizlere ve başkanıma ayıp olacak, geldim. Tamam, evet. Gözlerimiz onur sizi aradı ama. Sağ olun. O yüzden. Evet, muhabbete gireceğiz. Evet. O zaman bay bay. Tekrar görüşmek üzere. Ihlamurlar çiçek açtığı zaman, ıhlamurlar çiçek açtığı zaman, güneş gibi gireceğim ben dar kapıdan. Kimseye uğramam ben sana uğramadan. Kalime sadığım, sadığım sana. Takvim sorup da fulut çizdirme bana. Ben sana çiçeklerle geleceğim. Ihlamurlar çiçek açtığı zaman. Saygılar sunuyorum efendim. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz efendim. Çok hoştu gerçekten. Tarihini de atalım değil mi? Çok güzel olur. Bugün ayın kaçı? 28'i. 27'si etkinlik var. Evet. O etkinlikleri çok iyi bilirim. Ben yıllardır ben müdürlük törenlerde sunum yaparım. Programları ben sunarım. Yani adı bir sunum ama o sunumlara hazırlık yapmak. Tabii çok yani emekli bir şey. Programda bir saatlik bir aksam olsa bir saati bile doldurabilirim. Ve hep ezber böyle kayıttan okuyarak değil. Öyle yani. Yıllardır. Maşallah. Hedef bir ara vermişti hocam. Dün akşam kaç yıl sonra mikrofonu elinize aldınız? Ben Budur Belediyesi'nde 7,5 sene gönüllü çalıştım sosyal ve kültürel hizmetlerde. Bundan önceki başkanım döneminde. Ondan sonra ayrıldım bir gün. Çünkü bu yazmaya da ağırlık vermek istiyordum. Okumanızı dilerim. Yerel sözcükler var ama idareli kullandım, anlayabilirsiniz yani. Evet. Teşekkür ederim hocam. Çok sağ olun gerçekten. Yani, üçüncüsü de inşallah Eylül'de. 30 senedir her yaz böyle. Teşekkür ederim. Gerçekten masal gibi. Efendim? Dikkat çeken yer burası. Evet, görüşlerinizi alalım Kamuran Hanım'ın evinde. Eve bayıldım. Masal gibi. Hatta birer fide verirse çok memnun oluruz. Ayrılmak istemiyoruz buradan. Valla biz de bayıldık gezerken. Öyle mi? Tabii kahve içme şerefine ulaştık sonunda. Evet. Ama çok harika, güzel değil mi? Siz de beğenip mi geçtiniz? Evet, biz Balıkesir'den geldik. Biz de Ankara'dan geldik. Öyle mi? Bizim akşam etkinliğimiz vardı. Biz 45'lik partimiz vardı burada. Ondan sonra sözümüz vardı. Sizin eviniz mi? Yok değil. Bizim evimiz. Gelin kardeşim. Bayan bizi de çağırdı. 60'a yakın sizin bardağı evin var. Buyurun siz de. Şu yakından çekmek istiyorum da ben de geçebilir miyim? Maşallah maşallah. Çok maşallah. Güzel. Bardağı yemesi içiriyor kocaman bir nazarlık. Var var. Başkanım, ben de özel bir ödül vereceğim. Bu kadar değil. Ay çok güzel evim. Ben de sizler bir evli hak ediyorum. Ezler olsa yemeğimiz olsun.
Ay çok güzel. Sizi tebrik vallahi ederim. Vallahi şurası çay bahçesi olsun şu anda herkes olsun. Evet, evet. Çok güzel. Çok seviyorum. Yani ben de çok seviyorum. Bir şey olsun. Başka şeyin sardım yılları. Bugün de konuştuk. Sardım yılların şeyi fakir insan çiçeği. Fakir çiçeğiymiş sardım yılları. Zaten çok cefakar. Her halükarda evet. Yetişiyor. Evet. Öyle. Kirecik gelmiyor hiç güzel. Evet. Diğer çiçeği çok hiç pahalı değil. Bir de çok güzel olmuş. Bence bu evi örnek alabilir miyim? Çok keyifli. Ben çiçeklendiriyorum. Annem yanında giderken sağdan. Atatürk'ü. Bizim gibi Atatürk resmini görmüş. Öyle mi? O yüzden bayılmışlar. Bakın o başkanım görüyorsunuz. Herkes aynı fikirde. Ay çok güzel ya. Hayran ol. Başkanım başardı. Tebrik ederim. Teşekkür ederim. Sağ olun. Hoş geldiniz. Başarılar dilerim. Hadi çıkalım. Çok güzel. Herkes bayılıyor tabii eve. Bayılmaz mı? Ama biz kahve içme şerefine eriştik burada. Ya. Kitabı imzala. Biz özeliz değil mi? Biz çok özeliz çünkü biz kahve bu evde içiyoruz. Evde içiyoruz. Biz aynı grubuz. Divan üstü kurs arkadaşlar, emekli. Saat filesi falan o tarafa çıktınız mı? Ben saat filesine çıkmadım. Sadece cami gezdik. Şimdi bir de konak gezeceğiz. En başta ne yaptık? Buyurun. Aşağıda biraz daha. Renk eyvallah konak. Renk benim götüreceğiz. Okursanız para vermiş gibi oluyorsunuz. Tamam, teşekkür ederiz. Şatma Hanım. Rica ederim. İyi günler. Tebrik ederim. İyi günler. Teşekkürler. Allah uzun ömürler versin. Türkiye sizin gibi hanımlara ihtiyacı var. Çok teşekkür ederim. Emeğinize sağlık. Rica ederim. Buyurun. Çok sağ olun. Hocam kitabınız var mı? Çok sağ olun. Tamam. Hocam bugün imza günü yaptık. Gerçekten. Ayağımız uyurdu geldi. Uyurdu geldi evet. Ama zarar yazdı hocam. Mutluluğu değil, imza gününü yapmak da bana nasip oldu. Üç oldu imza günü yaptık. Bir tane de ben alabilir miyim efendim? Allah. İsim? Giray. Çok teşekkür ederim. Giray. Giray doğmuş olmuş. Bana da verin o zaman rehber olarak. Yani. İsim istemiyorum, hiçbir şey kalamayın çünkü vaktim yok. Evet. Eyvah. Gerçekten ayağımızı biz buraya girerken. Rehber misin? Siz değil mi? Rehber. Nereden geldiniz? Buradan? Ankara'dan geldim. Ankara'dan. Evet. Ayrıca sağ olun. Sağ olun. Canım. Vallahi Kamuran Hoca'ya geldik de şu an oldukça zarar yazdık. Yok hayır. Ben hiç kitap verdi saydın mı? Kendim vallahi sayamadım aşkım. İki tane biz kaptık zaten. Ama Kamuran Hoca çok ciddi söylüyorum. Mudurnu insanının o gönüllü son derece geniş insanını temsil ediyor. Kesinlikle. Sadece evin durumu konumuyla veya çiçekleriyle değil. Zaten buradaki her şeyi kendi yüreğini ifade ediyor. Ne demiş kadın? Çok doğru. Muhteşem, muhteşem bir kadın. Keşke tanısanız. Salih doğru. İnanılmaz güzel bir yüreği var. Ama tabii hastalık geçirdi. Şu an ekaat döneminde çok da fazla meşgul etmeyin bakın, tamam mı? Lütfen. Yo, lütfen diyor yine. Lütfen kitaplarını okuyunuz. Yani yıllardır tur getiriyorum buraya. Evet. Efendim. Aynı. Hiçbir şey değişmedi. İnşallah hiçbir zaman Kamuran Esen hocamızın. İnşallah. Öyle, burası da öyle. Bu yapılaşma yok. Bir önceki kitabı. Bir gün geldiğinizde çiçek görmezseniz. Bu da son kitabı. Son ve 8. kitabı. Sayfasından, Facebook sayfasından da takip edebilirsiniz. Kitaplarını da bulun lütfen. Gerçekten Mudurnu'yu anlatan da çok güzel hikayeler var içerisinde. Ve yerel şiveyle yazdığı kitaplar evet, var. Evet, kesinlikle. Bunları da edinmek o yüzden gerekiyor. Evet, sohbetimize devam edelim. Görüşürüz, kolay gelsin. Hocamız geliyor şimdi. Onunla kahvelerimizi yudumlarken sohbetimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Burası misafir yatak odası. Tuvaleti var, banyosu var. Benim yardımcım var. Efendim misafir yatak odası varmış. Evet tabii. Siz... Üzerime alınıyorum şu anda. Ben direkt söylüyorum. Alınmanıza gerek yok. Beklerim her zaman. Rahat edersiniz. Nasıl sıcakmış. Ay canım şu güzelliğe bak. Thank you.
geliyor. Küçücük her yere sığıyor. Diyorlar ki siz patronu şeysiniz. Çocuklar size bir araba alsın. Ne gereği var? Allah'ım yerden kessin yeter.